Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çiçek koleksiyonuma her geçen gün yenilerini ekliyorum. Aynı zamanda saksı ihtiyaçlarım da artıyor. Ben saksılarımı bu şekilde plastik atıklardan yapmayı tercih ediyorum. Çiçekler kadar saksılarımın da gözüme hoş görünmesi beni mutlu ediyor. Bu videoyu da sizlere fikir olması açısından çektim. Hadi öyleyse birinci fikrim olan yoğurt kabını saksıya dönüştürme zamanı. Bu gördüğünüz seramik hamurunu kendim yapmıştım. Birkaç video öncesinde yapılışını bulabilirsiniz. Bu silikon kalıpları da hobi malzemeleri satan dükkanlardan bulabilirsiniz. Silikon kalıplarıyla bu şekilde desenler çıkardım. Arka kısmını tutkal sürüp yoğurt kabıma yapıştırdım. Bu büyük desenimi ortaya, şerit halinde olanları da yoğurt kabı olduğu anlaşılmasın diye üst kısmına yapıştırdım ve bu şekilde kurumaya bıraktım. Hamurlarım kuruduktan sonra boyama kısmına geçtim. Lacivert renk akrilik boyayla boyamayı tercih ettim. Hiç boş yer kalmayacak şekilde boyadım. Birinci katımı bu şekilde attım. Kuruduktan sonra ikinci katımı da boyadım. Ve bu şekilde bir görüntü elde etmiş oldum. Metalik rengi boyamla desenlerini ortaya çıkardım. Aynı şekilde üst kısmının da desenlerini belirginleştirdim. Son olarak fırçamda kalan az miktar boyayı saksımın diğer kısımlarına da sürüp ışıltılar verdim. Ve birinci fikrimiz hazır. Geldik ikinci fikrimize. Bu peynir kabını boyamak istedim. Elimde bu şekilde bir stencil şablon vardı. Ortadaki deseni kullanmak istedim. Rölyef pastayla kabartmalı bir desen elde ettim. Desenin üzeri kapanana kadar rölyef pastamı sürdüm. Zemin düz bir zemin olmadığı için de hareket etmemesi için elimi üzerinden çekemedim. Desenim kaplandıktan sonra şablonumu çıkardım ve bu şekilde bir görüntü elde etmiş oldum. Rölyef pastam kuruduktan sonra saksımı antik pembe rengine boyamak istedim. Aynı şekilde 2 ya da 3 kat tamamen kapanana kadar boyamak gerekiyor. İki kat da tamamen kapama sağladı. Üzerindeki desenleri biraz renklendirmek istedim. Önce fırçayla yaptım. Ama fırçadan istediğim sonucu alamadım. Biraz bulaştırma yaptı. O yüzden süngerle devam ettim. Küçük bir sünger parçasıyla
kabartmalı desenlerimi renklendirerek ortaya çıkardım. Aynı şekilde etrafındaki desenleri de yeşil rengiyle ortaya çıkardım. Bütün kullandığım boyalar akrilik boya. Ve ikinci saksım da hazır. Geldik üçüncü fikrimize. Yine silikon kalıpla bu şekilde 4 tane desen çıkardım. Elimde az bir miktar hamurum artmıştı. Onları değerlendirmek istedim burada. Bu çıkardığım desenleri kabın köşelerine yapıştırdım. Ve kurumaya bıraktım. Kuruduktan sonra Osmanlı kırmızı rengimle boyadım. Boyama kısmı bittikten sonra elimde bu şekilde bir dekopaj parçası vardı. Yıllar öncesinden beri sakladığım. Şimdi onu değerlendirme zamanı. Öncelikle kağıdımın arkasına tutkal sürüyorum. Ve saksımın ortasına yapıştırıyorum. Üzerinden bir kat daha tutkal uyguladım. Daha sonra yine metalik boyamla desenlerimi aynı şekilde ortaya çıkardım. Ama bu metalik boyu sadece desenlere değil, kabın her tarafına uygulamak istedim. Ve üçüncü saksım da hazır. Işıl ışıl bir görüntü oldu. Geldik dördüncü ve son fikrimize. Bu peynir kabını öncelikle beyaz renk boyamla boyamak istedim. İlk başta aklımda farklı bir fikir vardı. Onu uygulamak için beyaz rengi boyadım. Daha sonra fikrimi değiştirdim. Mavi renk boyamaya karar verdim. Boyam kuruyunca bir sünger parçasıyla basit bir şekilde üzerine resim yapmak istedim. Bu şekilde bulutlar yaptım. Bir yeşil renk boyamla sanki bir tepeden bakıyormuş gibi görüntü elde etmek için böyle basit otlar yaptım. Ve eski fırçamla üzerine çiçekler kondurdum. O kadar eski bir fırça ki sapı bile yok artık yani. Son olarak çiçeklerimin orta kısımlarını belirginleştirdim. Küçük bir uğur böceği de yapıştırdığıma göre dördüncü saksım da hazır hale gelmiş oldu. Tabii
Tabii ki son olarak olmazsa olmaz su bazlı vernik sürdüm hepsine. Bu plastik kaplar küçük bir darbeyle soyulabiliyor. O yüzden mutlaka vernik sürmemiz gerekiyor. Böylelikle daha dayanıklı hale gelmiş olacak. Ve saksılarım çiçek dikilmek üzere hazır. Çiçeklerimi diktim ve minik balkonumda yerini aldılar bile. Bugün de sizlere çöpe attığımız plastik kapları saksılara dönüştürerek 4 güzel fikir verdim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.